Fransa'da Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne saldırarak 3 kişinin ölümüne yol açan Fransız saldırgan hakkında açıklama geldi. Paris savcısı şüpheliyi depresif ve intihara meyilli olarak nitelendirdi. Fransız medyası ise terörle mücadele savcılığının bu süreçte devreye girmemesine tepkili. Fransa'nın başkenti Paris'in merkezinde Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne 23 Aralık'ta düzenlenen saldırı ülkede tansiyonu yükseltti. Saldırının faili olduğu gerekçesiyle yakalanan saldırgan, 69 yaşındaki Fransız vatandaşı William M., psikolojik kontrol için kliniğe sevk edildi. Kontrolün ardından savcılık, zanlının depresif ve intihar meyilli olduğunu açıkladı. Zanlı ayrıca 2016'da evinin soyulmasının ardından yabancılara karşı patolojik bir nefret beslemeye başladığını itiraf etti. Fransa hükümeti ise eleştirilerin hedefinde. Paris savcılığı hemen özel bir soruşturma yürütmeye başladı. Bu soruşturmanın detaylarını veremem ama bu katilin hareketinin sebebini öğreneceğiz. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in bu sözleri katilin niyetini sorguladığına yorumlandı. Fransız medyası terörle mücadele savcılığının davayı ele almamasının Darmanin'in sözlerinin sebebiyle aynı olduğunu söyledi. Fransa televizyonu BFM, Paris Barosu avukatı Murat Batin, olayda şüpheli insanları terörize etme hedefiyle hareket etmiştir. Ayrıca geçmişinde de aynı şekilde işlediği suçlardan dolayı terör suçuyla yargılanması gerekir sözlerine yer verdi. Fransa'nın boyun eğmeyen Fransa Hareketi ve Ekolojist Hareket Partileri tesadüf yok dedi. Aşırı sağ Ulusal Birlik Partisi başta olmak üzere ülkede yükselen ırkçılığa işaret etti. Zanlının Aralık 2021'de Paris'te işlediği bir ırkçı saldırı sonrasında hapis cezasına çarptırıldığı, 12 Aralık'ta cezaevinden kefaletle serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Paris'in merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda cumartesi günü düzenlenen eylemde terör örgütü PKK yanlısı bir grup polisle çatışmıştı. Sosyal medyada ise yaşananlara tepki geldi. Terör örgütü PKK yanlısı grubun videolarını paylaşanlar arasında bir Fransız tarihçi de vardı. Tarihçi yaşananları nankörlük olarak niteledi. Başka bir kullanıcı ise bunun terörizmden farkı nedir dedi. Vietnam Savaşı yorumu yaptı. C'est comme la guerre. Her şeyin yandığını gördüm. Bıraktığım her şey yanmıştı. Ne yapayım? Ağladım. Çünkü her şey yanmıştı.